money until everything done. I just rage and wrath, we are bring come. Get it done in your thick skull. When my thugs them come for. Set large rule kingdoms. Dominion, dominion. Mutlu Vlog'dan herkese merhaba. Yine gölgemizin üstünde açılış yapmadık çünkü tekrar bir konuğumuz var. Bugün ise annemi aldık dostlar. Ali'den sonra dayanamadı. Kendisi bu arada lafını birazcık çiğnedi. Araltı falan yok demişti. Şimdi araltımız burada. Canavarımız, gölgemiz. Yetmiyormuş gibi bir de kendisi bizimle. Ve üstelik videoda olacağız yine. En son binişinde anneciğim olaylar eksik olmamıştı başımızdan. Bugün ne düşünüyorsun? Neler olacak sence? Olaylı bir gün gibi düşünüyorum. Düşün böyle. Bir sürü dua etti arkadaşlar çıkmadan önce. Bildiği bütün duaları. Ciğerinde nefes kalmadı üflemekten. Şimdi yollara yeniden çıkıyor olacağız. Karşıyaka tarafına gidecektik. İzmir'deyiz biliyorsunuz ki. Ama çok fazla trafik var. Tam mesai saatinin bitimindeyiz. O yüzden biz sahil yolundan ayrılmıyor olacağız. Ve annem için bir sürprizimiz var. Buradan sahil yoluna gitmemiz için tünelden geçmemiz gerekiyor. Ve bizim izleyicilerimiz yavaş geçmeyi sevmez o tüneli. Hadi çıkalım. Bana sorduğunuz soruları şimdilik cevaplayamıyorum. Soru cevap videosunu şimdilik çekmeyi düşünmüyorum çünkü. Ama BYK'nın annesiyle sizleri buluşturdum. Kendisi büyük laflar etmişti. Araltı aldırmam gibisinden. Yapma. Tamam annem, yapmayacağım. Ama tüneli de gazlamadan geçemeyiz yani. İleride bir çakar görüyorum yine. Yine annemi aldım. Yine polis çakarları etrafımızda. Bağırıyor arkada. Efendim annem? Tamam. Neyse annemi fazla şey yapmayacağım çünkü henüz yeni bindi. Bir 5 dakika sürmüş olsak, alışmış olsa tamam diyeceğim de. Çığlık çıkıyor arkada. Duymuyorum hiç. Efendim annem? Uçuyor muydun? Senin vizyonun kapalı mı, açık mı? Açık. Sesin niye hiç gelmiyor? Bir sesin kısıldı sanki. Nefes almadım ya. Arabalara bak ya. Annem arkamda olmayacaktı şimdi bunları var ya. Şans işte. Normalde çıkıp arıyoruz bunları. Annem şu Porsche ile kapışalım, ondan sonra konuşacağım seninle. Porsche Taycan 4S. Taycan 4S diyorum. Nereye gidiyorsa oraya gideceğiz demek bu. Ben böyle bir arabayı bilmediğim müddetçe motordan vazgeçmem. Ha buna binersem de vazgeçmem. İlla yanında olur da arada bir zaman ayırırım ona da yani. Şimdi söyle bakalım. Sürüşüm hakkında ne düşünüyorsun? Çok klas bir sürüş. Çok klas bir sürüş. Bence laf atmıyor şu an. Buranın yabancısısın galiba. Tünelde hızlı geçtin, plakana ceza gelir. Aha, teşekkürler abi. Kameralar var ya. Evet evet. 60'ı geçti mi? 60 diyor. Biz oradan 160 ile geçiyoruz. Yok yok, ne kapışmayı düşüneceğim. Ya kıyamam, bacağı titriyor abi. Biraz sakinleşeyim, kendine gelsin. Hatta sohbet edelim bu esnada. Annem, sağ bacağına ne oldu senin ya? Allah, solla gitti. Arabadan sonra çok zor diyor. Çok farklı tabii ki gerçekten. Arabanın 100'ü motosikletin 50'si gibi bir şey yani. Sen arabayla 200 yaptığında aldığın zevki, aldığın heyecanı bunda 100 yaparken alıyorsun. Öyle bir güzellik bu yani. Nasıl ses ama? İyi ki tanınmıyorum. Bu abiyi niye burada dropladınız ya? İlk fırsatta Araltı alacağım demiştim. Evet demiştim de. Ne demiştim? Ne alırsın dedin. Ne alırsın? Evet. Ve şu an Araltı... Şu an Araltı'dasın. Ne diyorsun bu konu hakkında? Evet. Arkadaşlar öyle bir şey var bakın. BYK arka plan nasıl? Siz izliyorsunuz öyle havalı introlar, güzel geçişler, şunlar bunlar. Arka planda ne oluyor? Videoyu yayınladıktan sonra bildirimleri açık bu hanımefendinin. İlk izleyicilerimden biri o oluyor. Siz de açmayı unutmayın bu arada. Abone olmayanlar da abone olmayı unutmasın dedikten sonra videoyu ilk izleyenler arasında bu hanımefendi. Yayınladıktan 10 dakika sonra bana mutlaka bir çağrı geliyor annemden. Ve küfür dolu. Onu şöyle yaptın. Nasıl öyle sürüyorsun? Yüreğimi indireceksin falan. İşte ben ona aldığım günden beri diyorum.
bilmiyorum ne zaman video çekeceğiz diye. Asla bilmem diyordu sen böyle sürdükçe. Ama bugün ikna ettik artık. Ali'den sonra ona da bir özgüven mi geldi? Ne oldu bilmiyorum. Çocuğum girdiyse bu topa ben de girerim dedi, bindi. Her videomdan sonra arkadaşlar sizler için küfürüyorum. Annem ellerin de mi titriyor ya? Komple vücudum titriyor diyor. Şimdi de 600'lük videomuzda bize eşlik ediyorken bir sonraki motorumla 1000'lik diyorum. Buna ne diyorsun? Ben de yine cevap olarak ne diyorum? Nah alırsın de alalım. Bir şey demiyor arkadaşlar. Aral. Ne diyorsun? Büyük konuşmuyorum artık. Zaten mutluyuz şu an gölgemizde. Gayet eğleniyoruz. Şimdi dostlar birazcık gazlayalım istiyorum. Otobana çıkmayacaktım. Sakin sakin karşı yakaya gidecektik ama trafik var. Anneme de birazcık o hızın hazzını yaşatmak istiyorum. Ya sen bir gelsene ya, gözünü seveyim. Sen nesin öyle ya? Bu niye gitmemiş diyor. Biliyor bunlarla gaza geldiğimi. Yok yok, uğraşmayacağım bugün bunlarla. Çünkü sen varsın. Kırmızı ışıkta mı geç? Yok öyle bir şey. Geçen videoda o kadar çok korkmuştun, o kadar çok konuşmamıştın ki bazıları arkamda olduğuna inanmamış. Neyse ki bir iki saniyede görünüyordun. Öyle bir korkmuştu ki arkadaşlar, indik. 10 dakika boyunca kendine gelemedi. Hadi sohbete az sonra devam ederiz. Birazcık da hız zamanı. Hazır mısın? Vizörünü kapat. Tamam. Beni bağırdı. Bakalım bir ne diyor. Hı. Evet. Yavaşlayayım mı? Polis mi var? Niye yavaşlıyoruz? Yok. Polis yoksa yavaşlamıyoruz annem. Polis görene kadar gazı açmaya devam ediyoruz. Ben de senin böbreklerini çıkarırım diyor. Ben sağa yattığımda sen sola yatma. Sen de sağa yat. Tamam mı? Tamam. O hareketleri yapma. Annem yine benim koltuğuma kaymaya başladı. Kendi koltuğunda oturduğunu sanıyor ama bayağı kaydı şu an üstümde neredeyse. Koltuğuna oturmuyorsun bence şu an. Koltukta mı kalıyorum? Üstüme çıkmış. Koltukta kalabiliyor muyum ki diyor. Ben bindim bineli böyle eğlenceli bir artçı almadım abi. Çok güzel çığlık atıyor. Birkaç saniye bir sakinleşelim bakalım ne diyor arkada. Tutun! Tutun dememe gerek yok, şimdi tutunacak zaten. Ya ama şimdi böyle arkada bir arkadaş olsa yavaş git dese açarsın da annen de arkadayken yavaş git deyince bir tuhaf oluyorsun ya. Niye öyle dedin ki? Bütün hevesim kaçtı şimdi. Efendim? Konuşamıyorum. Bu replik tanıdık geldi bana. Sanki oğlu da söylemişti aynı şeyi. Konuşamıyorum. Nasıl konuşamıyorsun? Konuşuyorsun işte. Kekiliyorum. Annemle 200 göreyim değil mi? Yeter. 190 işte vardı, göremedik. Az sonra tekrar yapacağız evet. Bileğinde saat mi var, bileklik mi var ne bilmiyorum. Böbreğimde hissediyorum onu yani. Yavaşlayayım. Ayağı falan kaydı. Sağ ayağının altındaki şey duruyor mu? Aa, ayaklığı kapatmış. Ayağım gitti dedi. Ayağın yerinde mi? Sağ bacağıma kramp girdi diyor. Neyse bir kendine gelsin madem öyle. Sonra yeniden yola çıkalım. İyi miyiz? Tamam. Hadi bakalım. Yok yok yapmayacağım. Yapar mıyım hiç? O zaman hadi gidelim. Arkadaşlar çok zıplıyor, uçup
çıkıp gidecek diye korkuyorum ya. Aha polis diyor yine. Ya ne vuruyor kaskı bağ? Yavaşla polis. Tek teker ne biliyor musun tek teker? Hayır. Fenalık. Öldürdün beni yeter. Tamam annem. Burada birazcık duralım. O zaman bir kendine gelsin. Ondan sonra hemen geri geliyoruz. Evet çıktık yeniden dostlar. Küfürlerimi yedim. Şimdi yeniden devam edebiliriz. Yola devam etmeden önce, kendimizi kaptırmadan önce sormak istediğim bir soru var. Sizin merak ettiğiniz. O videoda demiştin işte bu motordan başka alamazsın, yükseltemezsin falan. Ama aldık R6'yı, nasıl müsaade ettin? Engel olmak istemedin. Helalsin be. Seviyorsun bu işi. Seviyoruz bu işi. Yapıyorsun bu sporu Ramba? Tabii ki böyle değildi düşünceleri. 4 yıl boyunca arkadaşlar beyinlerinin etini yiyince, kafalarını konuşunca alıştılar haliyle, hak vermeye başladılar. Görüyorum bazen Instagram'dan yazan kardeşlerim oluyor. Sitem ediyorlar. Abi işte ben de çok istiyorum. Annemler babamlar müsaade etmiyor veya destek olmuyor gibisinden. Hatta böyle delirip evden çıkıp mesaj atan bir kardeşim vardı. Abi ben evden çıktım işte. Bana müsaade etmiyorlarsa ben böyle hayatım bilmem ne diye yükselmişti. Siz sevmekten vazgeçmeyin dostlar. Hayalini kurmaya devam edin. Ama boş boş da beklemeyin. Bunun için çalışın. Bir şekil para kazanmaya başlayın. Biriktirin bir köşede. Günün birinde illa alacaksınız. Almayacaksınız diye bir şey yok. Sevginizden, tutkunuzdan vazgeçmeyin. Hayallerinizin peşini bırakmayın diyorum. Ve devam ediyorum. Annem yine böbreklerime dokunmaya başladı. Biz buradan İzmir'e geri dönüyor olacağız dostlar. Şehir içine falan girmeyeceğim annemle. Çünkü kesinlikle bir polis vakası oluyor. Ondan sonra da başımıza bir sürü dert alıyoruz. Hiç gerek yok. O kesici sizler içindi dostlar. Yani abone olan serseri BYK kitlesi içindi. Nasıldı ama ses? Terapi! Annem de alışmaya başladı bu arada ilginç bir şekilde. 100 km hıza gelemeyen kadın şimdi 200 arkamda geliyor. Günün birinde herkes motorcu olacak. Biz oturduğumuzda konuşup biz birkaç kez duyduk ama hız yaptığımız süre boyunca çığlık atmış, o sesi kısılmış baya. Biz gölgenin çığlığından duyamadık ama kadının çığlık atmaktan sesi kısılmış ya, kıyamam deyip vitesi düşürüp gaz açacaktım, yapmadım. Evet yine gölgemizin olmazsa olmazı, uzun zamandır beklenen renk, yakıt ışığımız yine yandı. Belim ağrıdı kız mı? Duyuyor mu onları? Alsancağa uğrayamayız anneciğim. Öyle mi? Evet. Polis vakası mı istiyorsun yine? Pardon. O zaman da Alsancak'taydık.